Cumhurbaşkanı seçimi için %50 oy arıyoruz. Bir tek siyasi partinin her zaman bunu gerçekleştirebilmesi mümkün değil. Dolayısıyla siyasi partiler Cumhurbaşkanlığı seçimi için ittifak yapmaya, bu ittifak ya baştan tasarlanmış, üzerine mutabık kalınmış bir ittifak olabilir. Böyle olmazsa ikinci turda zaten sistem kendisi zorunlu bir ittifaka zorluyor. İki adaya düştüğü zaman adaylardan birisini tercih etmek zorunda kalıyor diğer seçimde kendi adayları başarılı olamayan partiler. Dolayısıyla bu sistem Cumhurbaşkanlığı seçiminde siyasi partileri birlikte hareket etmeye zorluyor. Ama öbür taraftan seçimler aynı gün yapıldığı için Cumhurbaşkanı adayı gösteren veya bir Cumhurbaşkanı adayını destekleyen siyasi partiler aynı zamanda milletvekili seçimine o gün giriyorlar ve kampanyalar beraber yürüyor. Dolayısıyla parlamentoda da hani Cumhurbaşkanlığı seçiminde birlikte hareket etmek durumunda kalanlar siyasi partiler parlamento seçimlerinde de birlikte hareket etmeye zorunlu değil ama büyük ölçüde sistemin akışı itibariyle hareket etmeye mecbur kalıyorlar.